Antik Mısır denince birçok insanın aklına piramitler, obeliskler, tapınaklar gelir. Ama bunların yanında güzellikleri, detayları ve sanatsal maharetleriyle nefesinizi kesecek özellikte eserler de vardır. Bu gördüğünüz eser bir gömü parçası değil, bir tapınağın mihrabındandır. Tanrı Ta'nın ruhuna ev sahipliği yapması için tasarlanmış bir heykeldir. Tanrı Ta, dünyada yaşamın başlamasına yardım etmiştir. Eski Mısır inanışına göre dünya yaşam başlamadan önce suyla dolu büyük ve karanlık bir boşluktu. Heykelin malzemesi lapis lazuli taşıdır ve Afganistan'dan getirtilmiştir. Antik Mısır'da bu taş çok nadir bulunduğundan fiyatı da oldukça yüksekti. Taşın yoğun mavisinin çekiciliğine direnmek çok zordur. Sanatçı bu taşı dünyanın yaratılışının başındaki karanlık suyu sembolize etmek için tercih etmiştir. Heykeldeki detaylar bu tanrının üstlendiği görevleri anlatmaktadır. Bu çok özel parçanın yüzeyinde aptal altını da dediğimiz çok küçük pirit yani demir sülfür tanecikleri bulunmaktadır. Bunlar yıldızları temsil etmeleri amacıyla parlak lapisin içine gömülmüştür. Çünkü Ta aynı zamanda gökyüzü tanrısıdır. Boncuk tanelerinden yapılmış olan gerdanlık ise onun üstad zanaatkar yönüne işaret eder. Ayrıca yukarı ve aşağı Mısır'ın tanrısı olduğundan krala ait olan giysiyi de giymektedir. Sakalı kralınkinin aynıdır. Ve elinde kendisine tüm ülke üzerinde hakimiyet ve istikrar sağlayan kraliyet asalarını tutmaktadır. Küçük kare şeklinde bir kaide üzerinde duruyor gibi görünmektedir ama aslında yan taraftan baktığınızda bu kaidenin ön tarafının eğimli olduğunu görürsünüz. Bu kaide aslında bir hiyerogliftir ve mat yani gerçek anlamına gelen bir kelimedir. Ki bu da Ta'nın isimlerinden biridir. O aynı zamanda gerçeğin tanrısıdır. Antik Mısır tanrılarını bir çeşit insan olarak düşünmelisiniz. Onların da yaşayacakları evlere, yemek yemeye, giyinmeye ve mutlu edilmeye ihtiyaçları vardı. Bunun karşılığında ise sahip oldukları güçleri, dünya düzeninin devam etmesi için herkesin ihtiyacına göre kullanırlardı. Eğer çok dikkatli bakmazsanız, galeride dolaşırken onu kolaylıkla gözden kaçırabilirsiniz çünkü sadece 5 santimetre yüksekliğindedir. Bu parça, aradan 3000 yıl geçmiş olsa bile aynı dili anlamamız için yazılı tek bir kelimeye ihtiyaç duymadığımızı fark etmemi sağladı.